Merhaba. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olsun diye bu akşam yine sizinle birlikteyiz. Bugün Amerikan ara seçimlerinin ertesinde hisse senedi piyasalarından neler beklememiz gerektiğinden başlayıp çok ama çok hassas bir konuyla bitireceğim. Merkez bankalarının bağımsızlığı. Evet, seçimler sonuçlandı ve beklenildiği gibi Temsilciler Meclisi'nin kontrolü demokratlara geçti. Senato ise hala cumhuriyetçilerde. Trump'ın hayatı biraz güçleşecek ama aslında çok da bir şey değişmedi. Ama bu ara seçimlerin hisse senedi piyasaları üzerinde ilginç bir etkisi var. Tarihi olarak hep hisse senedi piyasalarına yaramış. Hem de ta 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Hem de kim kazanırsa kazansın yaramış. Seçimlerden Temsilciler Meclisi veya Senato'yu kimin kontrol altına alarak çıktığına bakmaksızın hep yaramış. Seçim sonuçlarından nasıl bir siyasi resim çıktığına bakmaksızın seçimlerin ardından hisse senedi piyasaları hep yükselmiş. Evet öyle. Elimizde net istatistikler var. 1946 yılından bu yana geçen haftadaki gibi ara seçim olduğu yıllarda 30 Eylül'den yani 6 Kasım seçimlerinin hemen arifesi bir sonraki yılın 30 Haziran'a kadarki 9 aylık periyotta S&P 500 endeksi ortalama %18,4 yükselmiş. Seçim olmayan yılların aynı 9 aylık periyodunda endeks sadece %4,9 yükselmiş. İstatistiklere biraz daha daldığınızda başka ilginç şeyler de görüyorsunuz. Mesela 4 yıllık başkanlık dönemini çeyrek yıllara böldüğünüzde elinize 16 tane çeyrek yıl çıkıyor. Bunların arasında hisse senedi piyasaları için en iyi çeyrek hep şimdi içinde bulunduğumuz çeyrek. Yani seçim yılının 4. çeyreği olmuş. Yine 1946'dan bu yana bu çeyrekte S&P 500 endeksi ortalama olarak %7,5 yükselmiş. Bundan sonraki en iyi 2. ve 3. çeyrekte takip eden yılın 1. ve 2. çeyreği olmuş. Yani 2019'un 1. ve 2. çeyreğine tekabül ediyor. Arada 1-2 düşüş de olmuş. Mesela 1946 yılında bu çeyrek %15,4 kayıp görmüş. Ama biraz önce sözünü ettiğim o 9 aylık periyotta hiçbir zaman kayıp yaşanmamış. Böyle. Garip değil mi? Acaba neden? Bulabildiğimiz tek mantıklı hipotez siyasete işaret ediyor. Bakın, başkanlar, cumhurbaşkanları veya yürütmenin başı her zaman için tekrar seçilmeyi, yani sandıktaki oyları hedefleyen siyasilerdir. Biliyorsunuz Amerika'da başkanlar en fazla 2 dönem seçilebiliyorlar. Eğer birinci dönemlerindeyseler, ikinci dönem seçilmeyi. Eğer son dönemlerindeyseler de bir sonraki dönem için kendi partilerinin adayının seçilmelerini hedefliyorlar. Bunu sağlamak için de her zaman ekonomik teşviklere yöneliyorlar. Kemer sıkma yerine büyümeyi, bütçe dengesi yerine vergi indirimlerini, enflasyonu dizginlemek yerine faiz indirimlerini yeğliyorlar. Bütün bunlar da elbette hisse senetlerine yarıyor tabii ki. Bu da bize şunu anlatıyor. Siyasi olarak sancılı önlemler almak için en iyi yıl tabii ki başkanlık döneminin ilk yılı. Çünkü önlerinde bir sandık cezası alacak bir dönem yok. Halbuki başkanlık dönemlerinin ikinci yarısı ekonomik teşvikler ve dolayısıyla oy potansiyeli için en iyi dönem. Çünkü seçimler yaklaşıyor. Bir de hisse senedi piyasası rallilerse yeme de yanında yat. Bakın, hisse senedi piyasaları genelde ekonominin önünde gider ve gelecek için olan beklentilere tepki verir. Amerika'nın en son yılını ele alalım. Hem ekonomi hem de şirket karları gayet iyi gidiyor. Ama baz etkisi göz önüne alındığında 2019 yılında aynı güzellikte oranlar görmeyeceğiz. Birçok stratejist 2020 yılı için resesyon riskinin arttığına dikkat çekiyor. Bir de Rubini gibi felaket tellalları var biliyorsunuz. Rubini gibi o felaket tellalları da yine başladılar o kriz çığırtmalarına. İşte piyasalarda büyüme oranlarında beklenen bu yavaşlamanın etkisiyle önemli satışlara maruz kaldı.
Ekim başındaki zirveden Dow Jones endeksi %10, S&P 500 endeksi %11, Nasdaq endeksi %15 kayıp verdi. Bütün Wall Street analistleri hedeflerini yavaş yavaş düşürmeye başladılar. Evet, yatırımcılar artık mali teşviklerin etkilerinin yavaş yavaş yok olmaya başlayacağı gelecek yılın ekonomik koşullarına bakıyorlar. Hisse senedi piyasaları için evet ekonomi iyi gidiyor ama söylentilerin alındığı dönem sona erdi. Artık gerçekler satılıyor. Ekonomi yavaşlamaya başlarsa Fed elbette faizleri artırımlarını durdurabilir ve Trump yeni ekonomik teşvikler getirebilir. Yani ne bunlar? Mesela büyük altyapı yatırımları veya yeni vergi indirimleri. Ama bütün bunlar kongreden bu kanunları geçirip geçirmeyeceğine bağlı. Şu anda yükselmekte olan faiz oranları hisse senedi piyasalarına tabii ki baskı yapıyor. Hazine bonolarının getirileri yükselmeye devam ediyor. Sonuçta hazine bonolarının risksiz getirilerine karşılık riskli hisselerin cazibesi de elbette azalıyor. Wall Street'te satışlar Ekim'in başında başladı. Yani dördüncü çeyreğin başında. Bu da tabii üçüncü çeyrek verilerine etki yapmadı. Onun için de tüketicilerin beklentileri negatife dönmedi. Harcamalar kısılmadı. Tüketiciler için her şey hala güllük gülistanlık. İşsizlik son 50 yılın en düşüğünde. %3,7'ye indi. Tam oraya işaret ediyorum. Maaşlar ise son 9 yılın en yüksek artış oranını yakaladı. %3,1. Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor. 2018 ikinci çeyrek büyümesi %4,2'ye çıkmıştı. Üçüncü çeyrekte 3,5 oldu. Bu gayet saygıdeğer bir rakam. Zaten Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bakın yılda ortalama %3,22 büyümüş. En hızlı büyüdüğü zaman ta 1950'nin ilk çeyreği %16,7. En büyük küçülme de 1958'in ilk çeyreğinde gelmiş %10. Şimdi herkes soruyor. Hep aynı soru var karşımızda. Döndü mü artık piyasalar? Bir ayı piyasası mı girdik? Ekim düşüşü daha büyük bir çöküşün sinyali mi? Resesyona mı gidiyoruz? Bence felaket senaryoları için hayli erken. Evet, ekonomik dinamikler önümüzdeki yıl veya belki de yıllar için hisse senedi piyasalarını pek destekleyici değil. Ama genel olarak ekonominin gidişatı gayet iyi ve sokaktaki vatandaş memnun. Şimdi içinde bulunduğumuz boğa piyasası gelecek yılın başında 10 yaşına girecek. Son 10 yıl yatırımcılar için rüya gibiydi. Evet, bu süreçte Amerikan ekonomisi gayet iyi performans gösterdi. Ama başta Avrupa ve Japonya olmak üzere dünyanın geri kalanında büyüme hayli yavaştı. Bu da faiz oranlarını düşük tuttu ve hisse senedi piyasaları nakde ve hazine bonolarına karşı şahane, hep cazip kaldı. Yani büyüme, düşük faizler ve o akomodatif politikalar Amerikan hisse senedi piyasalarını 2009 değerlerine göre 4'e, 5'e, 7'ye katladı. Ama bu koşullar artık değişiyor. Amerikan ekonomisi ısınıyor. Faizler artık daha normal seviyelere yükseliyor. Tabii Trump kızıyor ama Fed de bu aşırı ısınma ve enflasyonun kontrolden çıkma riskine karşı önlem alarak artırımlara devam ediyor. Ama sadece Fed değil. Fed'in doğrudan kontrol edemediği o uzun vadeli faizler de hayli arttı. İngiltere, Almanya ve Japonya'da da artıyor. Bakın, bir hisse senedi piyasasında sadece fiyatlamalara bakarsanız o Ekim başındaki satışları haklı olarak faiz oranlarındaki artışa bağlayabilirsiniz. Yani şirket karlarından 1 dolar almak için o hisseyi kaça almanız gerekir? Öyle düşünün. Bu da paranın maliyetiyle ilgili tabii. Bu paranın maliyetiyle ilgili olduğu için faiz artışları da çok önemli rol oynuyor. Bugün S&P 500 endeksinin fiyat kazanç oranı 22'lerde. Bunun tersini alırsanız, yani fiyat kazanç değil, kazanç fiyat oranına bakarsanız bu %4,5'a tekabül ediyor. Yani 100 dolarlık bir hisse alıyorsanız bu size şirket karından 4,5 dolar veriyor demektir.
Eğer hisse fiyatı düşerse o payınız da artıyor. Görüyorsunuz Ekim başındaki satışlar da tam da işte bu fiyatlamayı yansıtıyor. Evet. Bir de üstüne faiz artışlarını koyun. Büyümenin sağlıklı olması 10 yıllık hazine bonosu getirilerini %3.20'lere ve daha üstüne yükseltti. Bonoların bu cazibesi de elbette hisse fiyatlarına aşağı doğru bir yeniden ayarlama getirdi. Eğer yatırımcılar şimdiki sağlıklı büyümenin şirket karlarında oransal olarak daha büyük artışlar bekliyor olsalardı hikaye değişirdi. Ama durum öyle değil. Çünkü başımızda çok daha büyük bir bela var. Ne bu? Ticaret savaşları. Evet. Tariflerin etkisi henüz şirket karlarına yansımadı. Ama yansıyacak. Başlayacak yansımaya. İşte görüyorsunuz Ekim başında başlayan satışların nedeni bir muamma olmadığı gibi ama bir felaket işareti de değil. Sadece ekonomik büyüme döngüsünün artık daha olgun bir aşamaya gelmiş olduğu gerçeği var elimizde. Tekrar ediyorum, hisse senedi piyasaları geriye değil geleceğe bakar. Yatırımcıların gelecek için ne düşündüklerini yansıtır. Ve şu da gayet açık gözüküyor ki, ekonomik gelecek artık son yıllarda şahit olduğumuz ekonomik geçmişe benzemiyor. Fed faiz artırımlarına devam ediyor biliyorsunuz. Bu yıl bir kez daha, belki gelecek yılda en az 3 kez ve 2020'de de bir kez daha artırım yapmaları bekleniyor. Şu anda faiz oranı %2.25. Bundan sonraki artırımların her birinde 0.25 artırsa 2020'ye gelindiğinde %3.5'a varacağımız gözüküyor. Tabii bu gidişat 2 yıl sonra başkanlık seçimlerine giderken ekonominin de yavaşlama riskini yaratıyor ve bizim Trump'ın da kafasını bozuyor. Devamlı tweet atarak sosyal medya üzerinden Fed'i eleştiriyor. Hisse senedi piyasalarındaki satışların müsebbibi olarak da Fed'i görüyor tabii ki. Tweetleri şimdiye kadar pek etki yapmadı. Fed ekonominin faiz artışlarını kaldıracak kadar kuvvetli olduğunu ve enflasyonun zıbanadan çıkmasını engellemek zorunda olduklarını söylüyor. Haklılar. Trump aynı görüşte değil tabii ki. Benim için en büyük risk Fed diyor. Ben ne zaman güzel bir şey yapsam Fed faiz artırıyor diyor. Hem de çok hızlı artırıyor diyor. Bunlar kafayı üşüttü, kontrolden çıktı gibi kelimeler kullanıyor. Şimdiki Fed Başkanı Powell'ı oraya getirmekte hata yapıp yapmadığı sorusuna da belki diye cevap veriyor. Tabii Fed'in bu faiz artırımları bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de elbette zarar veriyor. Bizim gibi ülkelerin paraları da değer yitiriyor doğal olarak. Global piyasalardan borç para bulmak güçleşiyor ve gittikçe pahalılaşıyor. Yalnız bu sorunlar daha sonra Amerika'nın sorunu da haline gelebilir. Dikkatinizi çekerim. Amerikan ekonomisinin lokomotifi olan o tüketici harcamalarında şimdiye kadar hiçbir bozulma olmadı. Ama kredi kartlarından ihtiyaç kredilerine, ticari kredilerden oto kredilerine hatta mortgage'lara kadar her platformda faiz oranları artıyor. Bu da yakında harcamaların da azalacağı riskini artırıyor. Mesela düşük arz ve yüksek fiyatlara rağmen konut piyasasında zayıflamaları görmeye başladık bile. Evet. Aslında faiz oranlarının gelecekte ne tarafa gideceğini öngörebilmek için her gelen veriyi, her Fed guvernörü konuşmasının o satır aralarını, o raporlardaki her kelimenin arkasında yatan gizli anlamları o kadar da incelemeye hiç gerek yok. Fed başkanlarının boylarına baksanız yeter. Bakın, efsane başkan Volcker'in boyu 2 metreyi geçiyordu. 2.01. Onun döneminde faizler ortalama %12 oldu. Sonra Maestro Greenspan geldi. Boyu 1.80'di. O dönemin faiz ortalaması %6'nın biraz üzerindeydi. Greenspan'den sonra 1.73'lük Bernanke zamanında faiz ortalaması %4'ün altına düştü ve düşmeye devam etti. Ve ondan sonra da Yellen geldi. Yellen'in boyu 1.52 idi. Faizler sıfıra indi. Maaşı 200 bin dolar ama bankadaki parası 112 milyon dolar olan şimdiki başkan Powell'ın boyu 1.80'e yükseldi. Trump'ınki 1.90. Belli nereye gidiyoruz görüyorsunuz. Düşüyordu,
artık faizler çıkmaya başladı. Görüyorsunuz, bazı şeyleri çok kurcalamaya gerek yok. Resme baksanız yeter. Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programının sunucusu olan Oprah Winfrey de aynı şeyi söylüyor. Bana diyor, bir yıl süren ve 10 bin Afrika kökenli Amerikalı kadını incelemiş olan bir araştırma raporunun sonuçlarını getirdiler diyor. Bu müthiş araştırmanın sonuçlarına göre siyahi kadınların kalçaları yaşlandıkça fazla büyüyor ve genişliyormuş. Diyor ki Oprah, boşa uğraşmışlar bu kadar diyor. Bana sorsalardı hemen oracıkta söylerdim diyor. Görüyorsunuz. Evet, bazen sadece resme baksanız yeter. Biz resme bakmaya devam edelim. Evet, baştan başlayalım. Amerika hapşırınca bütün dünya nezle olur hikayesini hepimiz biliyoruz. Ve gördük ki Amerikan hisse senetleri piyasası artık o son yılda şahit olduğumuz o müthiş rüya trendini sürdürmekte belli ki artık zorlanacak. Aynı zamanda gördük ki başta Amerika olmak üzere bütün dünyada yükselen faizler bu zorlanmayı da körükleyecek. Bakın, bir hisse senedi piyasasının en büyük dostu piyasadaki para bolluğudur. Evet. Piyasadaki para bolluğunu belirleyen otorite de kim? Merkez Bankası. Dolayısıyla merkez bankalarının politikaları ve bunları uygulayış biçimi doğrudan hisse senedi piyasalarını etkiler. Doğrudan. Bu etkiyi daha iyi anlamak için dünyanın hemen hemen her merkez bankasında aynı olan o ana görevlerine bir göz atalım. 1. Fiyat istikrarı, yani enflasyon kontrolü. 2. Finansal istikrar ve döviz kuru rejimi, yani para ve döviz piyasaları, para basma, ödeme sistemleri ve istihdam. Demek istediğim şu ki, bu görevleri üstlenmiş bir otorite olarak merkez bankalarının doğrudan olmasa da bir ülkede kimin zengin olacağını ve kimin ekonomik hareket kabiliyetinin kısıtlanıp veya kısıtlanmayacağı üzerinde bir gücü bulunmaktadır. Hatırlarsanız tarihin en önemli bankacılığından biri olan Rothschild, bir ülkede kimin yasa yaptığı beni ırgalamaz, bana yeter ki o ülkede para basma yetkisini verin demişti. Hatırlarsanız 2008-2009 küresel krizinden sonra Fed'in kurtardığı bankalar ve o sayede zengin olan bankacılar kamunun büyük tepkisini çekmişti. Ve yine hatırlarsanız krizden 2015 sonuna kadar Fed'in piyasaya bu helikopterle saçtığı para halkın cebine gideceğine varlık fiyatlarını şişirmişti. Hisse fiyatları aldı gitti. El Eryan bile merkez bankalarına şehirdeki tek oyun diyor. İşte bunların hepsi bir güç, hem de müthiş bir güç. O zaman doğal olarak da merkez bankalarının bağımsızlığının elbette tartışılması gerekiyor. Bakın, Latince çok yerinde bir söyleyiş var. Quis custodiet ipsos custodes. Yani denetçiyi kim denetleyecek? Veya başka bir ifadeyle bekçiye kim bekçilik yapacak? İşte merkez bankalarının bağımsızlık tartışmaları bu söylem üzerine inşa edilmeli. Günümüzün tüm gelişmiş ekonomilerin ekolünde teknokratlar ve uzmanlar tarafından yönetilen merkez bankalarının bu görevleri siyasilerin baskı ve müdahalelerine maruz kalmadan bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri kabul görüyor. Evet. Ve bu işleri hem siyasilerden daha iyi yaptıkları hem de bu işlerin siyasi öncelikleri olan siyasilere bırakılmaması gerektiği görüşü hakim. Ne var ki ortada acayip bir yanlış yorumlama var. Buradaki anahtar kelime bağımsızlık ve ne yazık ki bu da mutlak bağımsızlık olarak algılanıyor. Yakın tarih bize zaten böyle bir bağımsızlığın olmadığını gösteriyor. Bakın mesela Trump, Fed'in şimdiki başkanı olan Powell'ı kendi atamış olmasına rağmen kızgın tweetlerini atmaya devam ediyor. Mesela Nixon'ın zamanının Fed başkanı Arthur Burns'ü bir dövmediği kalmıştı. Mesela Clinton, Greenspan her faiz artırdığında Beyaz Saray'da duvarları yumruklardı. Mesela Trump'un sokakta karşılaştığı Fed Başkanı Martin'e vatan haini diye bağırmıştı.
Buna benzer örneklere dünyanın her tarafında şahit olduk yakın geçmişte. Türkiye'de, Hindistan'da, Güney Afrika'da, Japonya'da, Cezayir'de, Kazakistan'da. Evet, biliyoruz ki dünyanın her ülkesinde iktidarda olan siyasiler haklı olarak halkın ve dolayısıyla kendi siyasi çıkarlarını gözeterek merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutmalarını ve daha akomodatif politikalar uygulamalarını istiyorlar. Ve evet biliyoruz ki siyasilerin merkez bankası teknokratlarına sözlü müdahale veya saldırıları hem yatırımcı güvenine hem de merkez bankalarının kredibilitesine zarar veriyor. Ama bağımsızlık konusu bunların çok daha ötesinde çelişkilerle kavrulmuş durumda. Ne bu çelişkiler? Meşruluk ve kredibilite çelişkisi. Atanmışlık ve seçilmişlik çelişkisi. Evet, merkez bankaları yaptıkları işleri siyasilerden daha iyi yapıyorlar. Ve dolayısıyla kredibiliteleri var. Ama meşrulukları yok. Bugünün finans dünyasının ne kadar karmaşık olduğunu göz önüne alırsak, merkez bankalarının bu kredibiliteyle ne kadar güçlü olduklarını görürüz. Ama atanmış bir güç, ortada seçilmiş yani halkın seçtiği sadece hükümet veya başkan var. Ama merkez bankaları seçilmemiş bir güç olarak yargı ve asker gibi diğer öbür iki seçilmemiş güç kadar güçlü durumda. Dolayısıyla bu meşruluk kredibilite ve atanmışlık seçilmişlik çelişkisi garip bir durum yaratıyor. Şöyle ifade edeyim. Merkez bankaları onlara verilen görevleri siyasilerden daha iyi yaptıkları için kredibiliteye sahipler. Ama meşru olmadıkları için yani atanmış oldukları için yaptıklarının sonuçları kötü olursa bunun cezasını kim çekiyor? Seçilmişler. Mesela Merkez Bankası siyasi baskıdan dolayı faiz artıramazsa halk bağımsız değil ne yapalım diyor. Kabahati siyasilerde buluyor. Artırırsa da bağımsız diye aferin alıyor. Öyle. Siyasiler için ise durum farklı. Merkez artırmazsa merkezi rahat bırak eleştirisi geliyor. Artırırsa ekonomiyi yavaşlattın eleştirisi geliyor. Sonuçta seçilmiş olmanın getirdiği sorumluluk atanmış olmanın verdiği kredibiliteyle çelişiyor. Bakın işin özü şu, özetleyeyim size. Bugünün karmaşık finans dünyasında para politikasının sosyal ve siyasi politikalardan tamamen arındırılıp mutlak bağımsızlığa sahip olmasına imkan yok. Ortada meşruluk kredibilite ve atanmışlık seçilmişlik çelişkileri varken siyasilerle Merkez Bankası'nın bu gereksiz stres yaratan bağımsızlık tartışmalarına girecekleri ne? Tam tersi hem birbirleriyle hem de halkla bizle çok daha açık ve açıklayıcı bir diyalog içinde olmaları gerekiyor. Şunu da unutmayalım yalnız. Meşru olan seçilmişler nasıl zaman zaman kredibilite sorunları yaşıyorlarsa kredibilitesi olan atanmışların da her zaman meşruluk sorunu olacaktır. Bu değişmez. Zaten merkez bankalarının da her zaman her şeyi doğru yapmadıklarını da biliyoruz. Şahane örnekler var elimizde. Bakalım. 1836 yılında mesela İngiltere Merkez Bankası'na isimsiz bir mektup gelir. Mektupta kasanıza istediğim zaman girebilirim yazmaktadır. İnanmıyorsanız bir saat içinde kasa dairesinde buluşalım der mektup. Nasıl olur? Son teknoloji kilitler var. Bankacılar girerler kasa dairesine ve bir de ne görsünler? Yerdeki bir tahliye borusundan bir kanalizasyon tamircisi çıkar. Adamcağızın hiçbir şey çalmaya niyeti olmadığı görülür ve bugünün parasıyla 80 bin sterlin ödül verilir oraya. Ama böyle bir delik vardı işte bankada. Bir başka örnek. 23 Mart 2017 Federal Reserve Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısındayız. Yellen, diğer guvernörler Duke ve Cochran Lakota'ya kiralamaktan vazgeçip artık ev almaya karar verdiğini söyleyince Cochran Lakota şöyle cevap verir. Herhalde faizler çıkacak diye korkuyorsun. Abla, faizin belirlendiği yerde oturuyorsun. Görüyor musunuz? Merkez bankaları işte. Ama benim favorim Norveç Merkez Bankası. Biliyorsunuz Norveç'te balıkçılık çok önemli.
çok önemli bir gelir kaynağı aynı zamanda. Morina balığına bayılıyorlar. Morina balığının İngilizcesi cod, Norveççesi de torşken. Geçtiğimiz yıl banka yeni çıkardığı banknotları tanıtmak için böyle çok Morina fanatik ve fantastik bir video çıkardı. Videoda Godfather değil, Codfather diye bir rap grubu oynuyor. Bankanın başkanı bile var, Merkez Bankası'nın. Darphaneye ekonominin motoru olan Morina balığı giriyor. Bir taraftan, öbür taraftan 200 kron banknot çıkıyor. İzleyelim hep beraber. DJ Codfather. Torşken come on. Torşken come on. Merkez Bankası Başkanı. Sve Torşken, Sve Torşken, Sve Torşken. En feit og fin og norsken. En norsken, en norsken. Torşken kommer nå. Uten dem kan verden ei bestå. Fersk og frisk er jo Norges nasjonale fisk. Og kunden er venstre på land. Vi selger så mye vi kan. Ja, særlig jo han. En forsker som forsker på torsken fant nemlig på å lage blåsedler fra havet. Så nå kan millioner norske personer får lønn i torskekroner. Ja, blå torskekroner. Til venstre på senderen skjer det spennende ting. Der har vi laget et rektangel, en slags flytende ring. Den norsk, det torsk, ikke hys og sild. Og hvis du viper litt på senderen, synes det fargespill. Og for folk i denne senderen, det blir litt naivt. For overalt så har vi trykket ting med mikroskrift. Vi har et kobbetrykk som du kan ta og føle på. Og den gjennomgående streken er en sikkerhetstråd. Selve vannmerket tankegangen er litt gul. For hvis du holder den mot lyset, synes det lunde fugler. Og til høyre er en ankerkjetting, saken er grei. Når du viper på den, ser du den beveger på seg. Torbjørn Egner hadde rett, en lov for torske ære. Løp til fiskebakken, slik kan du bli millionær. Jeg bare sjekket 100-lappen, den er skikkelig rå. Og hvis du drar den mellom tennene, spilleren torsken kommer, torsken kommer, torsken kommer nå. Torsken er vår venn. Og nå er den plutselig verdt 200 spenn. Og bruker du pengene opp, så trykker vi fler uten stopp. Alt er på topp. Ja, heisan og hopp. 2, 3, 5, 7. Og torsken, ja torsken, ja torsken, er stadig ikke norsken. En ekte på norsken. Men nå kom han fra banken, fra banken, fra banken. Så fin som bare fanken, som fanken, som fanken. Torsken kommer nå. Så torsken, så torsken, så torsken, så torsken, torsken kommer ja! Kim demiş merkez bankacılarının mizah anlayışı yoktur diye. Olmaz olur mu? Bakın adamın biri tıkanmış trafikte saçını başını yolmaktadır. Polise gidip ne oldu diye sorar. Polis de anlatır. Biraz ileride Merkez Bankası Başkanımız arabasını durmuş, çıkmış dışarıya. Hem ekonominin gidişatından hem de siyasilerden yediği zılgıtlardan depresyona girmiş. Üzerime benzin döküp yakacağım diyor. Biz de yardım topluyoruz diyor polis. Adam soruyor, peki ne kadar yardım topladınız? Polisin cevabı şu, vallahi şimdiye kadar 40 litreyi bulduk. Haftaya görüşmek üzere.